Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda airdrop ihtimaline karşı Starknet Bridge'in ilk versiyonu olan Starkgate alfa testine katılacağız. Bu testnette öncelikle Ethereum'dan Starknet'e, daha sonra Starknet'ten Ethereum'a varlıklarımızı geçireceğiz. Yani bir köprü kuracağız. Bu videoyu izler izlemez direkt olarak yapın çünkü Starkgate Testnet kullanıcılarını ödüllendirebilir. Yani bu köprüyü kullananları test edenleri ödüllendirebilir kendi tokenlarıyla. Kesinlikle bunu test etmelisiniz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar testnet sayfasına geldik. Stargate'in şöyle bir sayfası var. Hemen login'den Metamask ve Argent cüzdanımı bağlıyorum. Evet, başarıyla hem MetaMask hem de Argent cüzdanımı bağladım. Şimdi yapmam gereken Ethereum üzerindeki varlıklarımı Starknet'e aktarmak. Goel Ethereum'u Starknet'e aktaracağız. Bunun için öncelikle şu kısma geliyoruz ve ne kadar aktarmak istediğimizi yazıyoruz. Ben 0.25 Ethereum transfer edeceğim. Bunun için transfer butonuna tıklıyorum. Ardından MetaMask'imden onaylamam gerekiyor. Hemen MetaMask üzerinden onayla diyerek işlemi onaylıyorum. Evet böylelikle işlemin başarıyla Starknet'e gönderildi. Onaylanması ve bakiyenin yansıması biraz sürebilir. Bakiyenin yansımasını beklerken Starknet sekmesine tıkladık. Ve başarıyla bakiyemiz de yansıdı. Görmüş olduğunuz gibi Transaction Accepted diyor. Yani işlemimiz Starknet üzerinde onaylandı. Şimdi ise 0.1'ini geri Ethereum'a göndereceğiz. Yani Layer 1'a göndereceğiz. Bu sefer Argent X cüzdanımdan onaylamayı verdim, imzamı attım. Evet arkadaşlar şu anlık transferim gönderildi, hala sürüyor. Bunun başarıyla tamamlanması biraz sürebilir. Görmüş olduğunuz üzere bu işlemim de kabul edildi ve köprüyü başarıyla test etmiş olduk. Siz defalarca aynı işlemi yapabilirsiniz. Ethereum'dan Starknet'e, Starknet'ten Ethereum'a sürekli transfer işlemini yapabilirsiniz. Bunu yapmamızın başlıca nedeni Airdrop. Starkware daha önce yapmıştı bayağı imitable'da olsun yüklü miktarlarda Airdrop dağıtmıştı. Biz de bu köprüyü defalarca kullanalım, gün aşırı kullanalım, işlem sayısına göre de olabilir. Çünkü ücretsiz bir şekilde test ediliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de hiç yoktan Layer 1'dan Layer 2'ye nasıl asset'lar yani varlıklar transfer ediliyor? Bunu öğrenmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.